Evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı, hoş geldin Serhat. Hoş bulduk nasılsın? Kardeşim. İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dedik ya bazen güvendiğimiz dağlara kar yağıyor, ummadığımız insanlardan ummadığımız darbeler evet. görüyoruz. Bir ömür boyu mutluluk için o imzayı atıyoruz, bir gün bile mutlu olamıyoruz. Olamayabiliyoruz. evet, evet. Şimdi gerçekten senin ilişkilerle ve evliliğimizi kurtarmak adına verdiğin yöntemler tiyolar sosyal medyada da viral oluyor. Seyircilerimiz gerçekten tavsiyelerini çok önemsiyor. Sağ Bugün yine hayatımıza dokunacak tavsiyeler istiyorum. Seninle senin. yaptığımız programdan da kesitler müthiş dönüyor fark ettin mi? Evet evet onu dedim evet. yani çok böyle evet, gerçekten Özellikle bu programın bazı bölümleri böyle acayip derecede son zamanlarda demek ki insanlar bu o faydalanıyorlar. O kıymetli bilgilerinizden evet. dolayı vallahi çok önemsiyorum. El birliğiyle ikimizin. Şimdi Serhatcığım yine e, seyircilerimize şöyle bir çağrıda bulunalım. Lütfen ilişkinizle ilgili Allah aşkına kimseye hiçbir şey anlatmayın. Çünkü neden? Anlattığınız akrabanız, anlattığınız arkadaşınız size öyle bir akıl veriyor ki ilişkiniz daha çok çıkmaza giriyor. Evet. Bunu hayatında yaşamış biri olarak, bir birey olarak söylüyorum. Bir kadın olarak söylüyorum. Bir kadının en büyük düşmanı da başka bir kadın oluyor. Hep diyorum ya benim evliliğimi yıkan yine başka bir kadındı ve onun akrabasıydı. Ve yılan Gerçekten her gün evime gelip derdimi dinleyip bir de pasta, pasta getiriyordu böyle hani çay demlerden oturup derdini anlatırsın ya. Derdimi dinlerken ben de ağlıyordu. En büyük düşmanlığı o yapmış. O günden sonra tövbe ettim artık. Hiç kimseye derdimi söylememe konusunda Evet, ya... O yüzden bir bilen. Evet bir bilene danışmak lazım her evet. zaman. Ee, bir de daha önce de konuştuk bunu. Yani e, insanların senin ilişkine verdikleri öneriler, yorumlar kendi dağarcığının dışına çıkmaz. Veya da kendi yaşadıklarının ötesine girmez. ya da kendi beklentilerinin gizli hedeflerinin de ötesine gitmez. Yani bu çok objektif, çok gerçek ve genel bilgiler olmayacak bunlar. Evet. Bir Haset, seni kıskanıyor. Işte tam onu diyecektim. Ya. Haset varsa, kıskançlık varsa Tabii. bunu anlamıyorsun ama. En küçük bir olayı daha büyük bir kar topuna dönüştürüp Nasıl sana bunu yapar? Nasıl evet. sana bunu söyler? Sen, Sen daha ilerine layıksın? Tabii. Tabii yani o öpsün başına koysun gibi Tabii. gaza verici, seni tetikleyici eylemler yapar ve bunların çoğunun başı nedir biliyor musun? Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için yani yani Dönüp ona virüs. bunun tam tersini söyler. Evet. Aslında bu kadın sana layık değil. Aa bak sana bunu mu yapıyor. Tabii ki. Yani içinizdeki yılanları ve sinsirellaları <laughs> içinizden dışarı çıkarmak için ilişkinizden uzak tutmak için ne olur derdinizi bir bilene anlatın. Biliyorum ki bir uzmana gitmek her zaman mümkün, olmayabilir. mümkün olmuyor. Mümkün oluyor. Evet. Eğer oturalım doğru konuşalım. Hayatımızı idame ettirecek kadar paramız var. Duygumuzu anlatacak kadar bir uzmana gitmek üzere ayırdığımız bir bütçemiz yok. Bu program o yüzden var. Serhat yabancı evinize geliyor. Anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz ne varsa bir telefon uzağınızdayım. Arkadaşlarım telefon başında. Yayına bağlanın. ...adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz şehri... ...asla söylemek zorunda değilsiniz. Derdinizi anlatın. Dermanı burada gizli. Şimdi sorularla başlayalım Başlıyoruz. ilk önce. Telefon numaralarımızdan bizi arayabiliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlarım telefon başında... ...bugün konuşamayan sunucu yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok dilim takılıyor. 35 yıllık evliyim Nur Hanım. Evliliğimizin ilk zamanlarındaki gibi... ...heyecan artık yok. Bunu nasıl geri getirebilirim demiş. Hatta boşanmayı da düşünüyorum... Şimdi sakın he diyelim heyecan yok diye boşanmayı düşünmek. E Minerci bunu biraz buraya çekelim. Mi? Bazen e gerçekten gerçek bir gerekçe olmayabilir. Yani heyecan yok ve heyecan beklentiniz ne? Evet. Şimdi 35 yıllık bir evlilik. 35 günlük bir evlilik kadar heyecanlı değildir. Ve evliliğin doğası gereği, evlilik zaten doğası gereği de... Heyecanlı değildir. Heyecanlı değildir. Yani realitelerle <laughs> yüzleşmek lazım. Bir flörtün verdiği heyecanı, heyecan bir olabilir. evliliğin başındaki heyecanı siz rutine geçtiğinizde bulamazsınız. Kaldı ki bu bir flört içine geçerlidir. Uzun bir flörtte de bir süre sonra o heyecanı göremezsiniz. Esas problem niye heyecan yok? Niye biz evlilikte ısrarla heyecan arıyoruz? Yani, niye ararız? Çünkü şöyle bir şey, yani o rutin aslında iyi bir şeydir. Monotonlu kötü bir şeydir. Eğer evlilikte heyecan bitmişse buradaki heyecan diye tanımladığımız doğru şeyi bulmamız gerekiyor. Cinsellik mi? Sohbet edememek mi? Beraber zaman geçirememek mi? Heyecan kendiliğinden bitmiyor. Heyecan insanların birbiriyle etkileşim kurmamasından bitiyor. Birbiriyle paylaşım, paylaşımda bulunmamasından bitiyor. Heyecan dediğimiz şey evlilikte doğal olarak bulunan bir şey değildir zaten. İki tarafın el birliğiyle ürettiği bir şeydir. Mutluluk gibidir. Bir tencereye iki taraf bir şeyler koyar beraber pişirirler ve bu pişirirken hissettikleri duygu heyecandır. O yemeği yerken hissettikleri duygu heyecandır. Evlilikte galiba duygu dönüşüyor değil mi Serhat? Yani? Her en dönem başta, dönüşüyor. En başta yaşadığın o hani yüreğini ağzına getiren o duygular dönüşüyor. Dönüşmeli de sağlıklı Dönüşmeli olan bu. Dönüşmeli de yani mesela aşıkken evlenme diyorum ben dördüncü kitabımda diyorum. Çünkü aşk bitecek ama mantığına uyuyorsa, karşıdakinin karakterini beğendiysen, onu kabullendiysen o aşk sevgiye dönüşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir aşk evlilikte hayat boyu devam etmez. Aşkın hani birçok araştırma ömrünü 22-24 ay diye tanımlıyor. Hadi biz kıyak yapalım 25 ay olsun, bir 30 ay olsun fark etmez. Finalde bitiyor ama ne, ne, neye dönüşüyor? Eğer uyumlu bir noktada buluşabiliyorsanız sevgiye dönüşüyor. Eğer buluşamıyorsunuz ya ayrılığa ya katlanmaya dönüşüyor. Ya. Yani insanlar aşkı çok kutsallaştırıp yücelleştiriyor, yüceleştiriyor. En büyük beslenme kaynağı gibi görüyor ama insanın da doğası ve ilişkinin de doğasında aşk bitiyor. Heyecanı da yitirmemek için ne yapmak lazım? Peki ben bu heyecanı kaybederken ben hangi sorumluluklarımı yerine getirmedim? İki taraflı bir problem ve çözümü de iki taraflı olmalı. Evet. i̇yi yaptın yani. Şey, öyle bir soru geliyor ki şimdi karımı 3 yılda 8 kere aldattım diyor. Hem çok pişmanım hem de değilim. Bizden ne bekliyor? Ben neden böyleyim diyor. Yani takdir mi bekliyor, onaylanmak mı bekliyor işte ya da bir şey mi duymak istiyor? Şunu söyleyebiliriz. İyi ettin dememizi bekliyor ee, yani. Bunu farklı nedenlerine odaklanalım. Bu bir hastalık mı aldatma bu kadar? Ya şöyle söyleyeyim. Üç yılda defa aldatmış. Birçok neden var mesela. En önemli nedenlerden biri şu. Sürekli eşinizi aldatıyorsanız boşanamadığınız için aldatırsınız. Boşanamayan sürekli aldatır. Aslında yani orada bir de işin bir de için içinde duygusallık varsa o aslında bitiremediği evlilikten dolayı o eksikliği başka yerden gideriyor. Bu birinci neden. İkincisi dürtüsel nedenler çok ön planda olabiliyor. Dürtüsel kendini kontrol edemiyor. Bu işte hastalık diye tanımlayamayalım da psikolojik bir problem diye tanımlayalım. Kişinin geçirdiği süreçlerle de ilgili olabilir. Ama iki yılda bunu yaptıysa öncesine bakmak lazım. İki yıldan önce de yapıyor muydu? Ya da iki yıldır mı evli? Yani eğer daha önce yapmayıp 3 yıldır evliyse, son iki yıldır yapıyorsa bunun nedenine bakmamız gerekiyor. Şayet bu konuda kendini kontrol edemiyorsa uzman desteği alacak. Tabii eşi de eğer affetmeyi kabul ediyorsa. Eğer uzman desteği almıyorsa da o zaman zaten bu durumu ben yaptım sen de bunu kabul et gibi birleşecek. Ben neden çekmiş. böyleyim derken ben hasta mıyım diye soruyor herhalde. Bunun yani bizim bizden burada duyacağı cevabın hiçbir önemi yok. Doğrusu nedir biliyor musun? Gider bir uzmana. Ben böyle bir durum yapıyorum. Ee, oradaki kilit kelime ne biliyor musun? Hem pişmanım hem değilim diyor ya. Doğru anladım değil mi? Hmm, hem çok pişman, pişman değilse değilim. bu bu evlilikle ilgili bir problem. Bakın bu evlilikle ilgili bir problem. Bir insan yaptıklarından dolayı pişman hissetmiyorsa bu onun ilişkisiyle ilgili bir algısının sonucudur. Neden yaptığınız bir hatadan dolayı veya işlediğiniz bir suçtan dolayı başka bir birinin şahsına yönelik. Aldatma partnerinize yönelik bir eylemdir aslında. Neden suçluysa? Ama aldatma Serhat sadece ben ben bu programda daha çok bunu gördüm. Sadece duyguya yönelik bir erozyon değil biliyor musun? Değil tabii ki de. Mesela bizim programımızı arayan bir hanımefendi bize şunu söylemişti. Kocam tarafından aldatıldım ve hayatımda ilk defa gözümü kocamda açtım. Ee, tek yaşadığım cinsel beraberlik kocamdı. Evet. Fakat kocası o kadar farklı kişilerle cinsel ilişkiye girmiş ki kadına hastalık bulaştı. Evet, evet bu da çok karşılaştı. Ve bunun ceremesini kadın da çekiyor. Kadın çekiyor. Evet. Kadın hastayken çocuklar da çekiyor. Sonuçta bu bir süreç yani. Bu e, suya yani düşen bir aldatmak taş. duygusal anlamda değil e, ya. Yani. Zaten şöyle bu işte sonuçlarından bahsediyorsun. Yani e, bu gerekçelerde şeye çok dikkat ettim ben. Hem pişmanım hem pişman değilim. Aldat hmm. birini aldattığınız için ona karşı pişmanlık hissetmiyorsanız sizin ona olan Duygularınız bitmiş olabilir, ona çok ciddi derecede kızgın olabilirsiniz. Veya o size benzer bir şey yapmıştır, aldatmıştır ya da aldatmaya da eşleyecek. Sizde bir kırgınlık yarattığı için kendinizce ödeşmişsiniz. Ben aldattım ama pişman değilim. Neden? Çünkü diye başlayan cümleler başlar. Çünkü ile başlayan cümleler başlar. Çünkü o da beni aldattı, çünkü o da bana saygı duymadı, çünkü o da bana şunu yaptı, çünkü o da bana bunu yaptı. Evet, bu gerekçeler kişi kendi içinde bunu mantıklı hale getirir ama yine de aldatmanın haklı bir nedeni yoktur. Bu, bu şekilde de değerlendirmemiz gerekiyor. Nur Hanım'cığım şimdi uzmanınıza soruyorum. İçimi kemiren bir konu var demiş. Kocası haftada iki gün şehir dışına seyahate gidiyormuş ama iş gereği. Fakat yanında da hep aynı kadını götürüyormuş. Şimdi size soruyorum diyor. İki yıldır bu böyle. Sizce ben kötü düşünmeye başlamalı mıyım? E, kötü düşünmeye başlamalıyım, başlamalı mıyım diyorsa asla düşünmüyor. Birileri ona düşünmesi gerektiğini söylüyor. Bence kötü yani kötü düşünmeye değil düşünmeye başlamış. Başlamış. Zaten düşünmeliyim demek de aslında buna bu virüs bu bir kere bu zihne bulaşmış. Sence böyle bir şey var mıdır aldatma gibi? Yok yani burada herkes kendi geçmiş hikayelerinden veya kendi duyduklarına yola çıkıyor. Kesin bir şey vardır. İdamanla oluşur yok böyle bir şey. Yani biz her şeyin altında, bugün bu anın bir iş, iş insanı olsaydı bu kadın ve diyelim ki yanındaki asistanı o iş ortağı erkek olsaydı biz hepimiz diyecek miydik ya kadın kesin yapar der miyiz demeyiz? Şimdi erkek... Ama sürekli hep iki yıldır aynı kadını götürüyor. Ya, düşünsenize siz de bir erkek menajere sahipsiniz. Gittiğiniz her yere bir erkek menajerinizle gidiyorsunuz veya ortağınızla gidiyorsunuz. Sizin için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bizim için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bunlar genel geçer şeyler. Bunlar kaygılı insanların ya da aldatılma hikayesi olan insanların çok keskin iddiaları. Kesin yapar. İşte bir aldatan bir daha aldatır. Bunlar gerçek değildir. Yapabilir ama yapmama ihtimali de vardır. Yani burada genellemeler ben çok doğru bulmuyorum bilimde ve sosyal bilimlerde genellemeler çok risklidir. Yani bir aldatan hep aldatır önermesi doğru değildir. İşte. Şimdi e, burada eksik bilgi vermiş ama bize yani. Hani bu kadın e, kocanızın bunun, hayatında. Bunun kaynağı nedir? Hayır, kocanızın hayatında nasıl bir rol? Ha tam doğru dedim yani. Ediyor. İki yıldır aynı kadına gidiyorsa bu kadın yani demek ki gitmesi gereken bir role sahip. Nedir asistanıdır, menajeridir, ama iş ortağıdır. Asistanlar yine kurt düşüyor, Düşmeyecek. Ya. Bak, buna barışık kormak zorundayız. Nasıl barışık koracağız? Biz, bak, ya? İki, iki biz yavru. eşimizin sevgisinden eminsek, kendi sevgimizden de eminsek, biz bu içimize düşen kurda itaat etmeyeceğiz. Ve böyle bir rahatsızlığımız varsa da arkadan işte takip etmek yerine açık açık eşimize diyeceğiz, ya ister iseniz, yani böyle bir şey düşünüyorum. Belki bana kızacaksın, belki bana e, tepki göstereceksin ama aklıma böyle bir şey geliyor. Sadece bunu seninle paylaşmak istedim. Yani bazen şüphelerimiz haklı çıkabilir ama şimdi, bazen de hiç çıkmayabilir. Şimdi sevgili Sinem Yıldız meslektaşımız biliyorsun selam gönderiyorum kendisine. Valla diyor ki mesaj atmış. Erkek kadında aynı erkekle gidiyorsa aşk yaşayabilir diyor. Hocam çok iyisin demiş sizin için. <laughs> Teşekkür ederim. Çok iyi niyetlisiniz diyor. <laughs> Sinem'e çok selamlar ona da program yapmıştık <laughs> bir zamanda sağ olsun. Yani iyi niyetli olarak değil de ben e, ilişkilere... Kaygının ve korkunun hakim olmasını istemiyorum. Yani her erkek aldatır, her kadın aldatır gibi iddialar insanların ilişki onun güvenlerini kırar. Ve sonra deriz ki tamam. kimse sevgili nasıl, olmuyor. nasıl mesela bu güveni tazelemek istiyorum. Mesela kocamın beni aldatmadığına emin olmak istiyorum. Nasıl bir hamle yapmalıyım? Ben de onlarla gitsem mesela. E, gitsen orada zaten bir şey göremezsin. Sen varsın diye göremezsin. Yani bir insanın kırmızı ışıkta geçmesi, geçip geçmeyeceğini anlamak... Ama anlarım kadın hareketlerinden böyle bir şeyin. Ya herkes profesyonel artık. Herkes Yok korkusun. artık ya. yani. Yansın artık, bu dünya ya. Bak neden biliyor musun? Aslında bu yöntem yanlış onun için demek istiyorum. Ne Sen oraya peki? bir polis gibi gidiyorsun, bir kontrolör gibi gidiyorsun değil mi? Ve diyorsun yani gözetmenin, senin sınavda gözetmen başında durursa kopya çekme gibi bir eylem yapar mısın Yok. Yapmazsın. Ekstra dikkat edersin. Telefonda bir şeyler yüklesem? Ya şöyle bir ne şey yap, var. Yani Mesele ne yapsam ortaya çıkarırım? Onu... Aslında mesele şu ben ne bulmak istiyorum ve ne, neden buna ihtiyaç duyuyorum? Bir şey bulmak diyorum? istemiyorum. Bu kadının kocamla ilişkisi var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum. Bir şey görmediğime ve bulmadığın sürece bu işi ilişkinden kaldıracaksın. Bu çok ciddi bir enerji kaybıdır ilişkide. Hayatım Sen, iki yıldır aynı kadına gidiyor. İki yıldır aynı kadına gidiyor. Kadının pozisyonu ne? Peki diyelim ki bu kadın onun işi ortağı o zaman ne diyeceğiz? Bu kadın onun asistanı o zaman ne diyeceğiz? Bu kadın onun menajeri o zaman ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hadi bu kadını işten çıkardık. Yarın aynı pozisyona başka bir kadın aldık. Peki uzman tavsiyesi nedir? Ya bunu eşiyle görüşsün. Ne, de, ne desin işte yani? Ya desin ki benim böyle bir rahatsızlığım var desin ama ben de şunu diyorum ortada bir kanıt yok yani. Bak sorun ne biliyor musun? Sorun şu. Ortada bir kanıt yok. Biz olağan bir durumun altında bir şey arıyoruz. Ortada bir kanıt yok. Yani mesaj mı atmış, yakınlaşma mı olmuş, bir flörtleşme mi olmuş? Yok, bir şey yok. bir, İki de eşeğin yılda bir kadına işe gidiyor kabuğu acaba bir düşürmek şey olur mu? Gibi bir şey bu. Nasıl? Adamın eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek Tabii gibi de. bir şey. Yani adamın hiç böyle bir ilgisi yoksa bile ya zaten hani... şöyle bir şey var. Biz kendi kaygımızı olağan akışı bozarak aslında ilişkiye bulaştırmış oluyoruz. Ortada bir sorun yoksa, hayatın ala, olağan akışına aykırı bir durum yoksa bizim burayı kurcalamamız problem yaratır. Çünkü diyelim ki sen evlisin veya sevgilin var. İşte her hafta bir yere gidiyorsun. Menajerim var ya da sürekli her yere onunla gidiyorsun. Ve bu bir erkek. E hiçbir şey yokken eşin gelip sana desek ki, "Yoksa senin onunla ilişkin mi var?" "Yok, niye?" ne bileyim yani her kadın yakınlaşır ya sonunda eninde sonunda. Bu sana da büyük bir haksızlık ve saygısızlık evet, olur. Ortada bir somut bir şey yokken bizim bulurum diye değil bulmadığım sürece yok saymamız gerekiyor. Tam benlik bir soru var ve tam benlik bir adam var yani şu an. <gülüyor> 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 Kocası sosyal medyada hanımefendiye buradan sevgilerimi gönderiyorum ismimi vermeyin ne olur demiş vermem hiç merak etmeyin. Kocası sosyal medyada kendisini takip etmiyormuş. Yılan su aynı zamanda onun da takip etmesine izin vermiyormuş. Hmm. Sormuş mu? Neden izin vermiyorsun? Neden takip etmiyorsun? Sizce sebebi ne olabilir diyor. Yani şöyle iki tarafın da birbirinin özel hayatından haberdar olmaması için bu bir önlemdir. Erkek eşinin... Ne münasebet kocam özel hayatı. Doğrudur Sosyal demiyorum. Medyada. Gerçekten bahsedelim sonra doğru yani yargılamayı ikinci boyuta bırakalım. Genel geçer düşüncemiz nedir? Erkek orada paylaştığı veya takipleştiği kişilerin eşi tarafından görülmesini istemiyor. Genel kanaat budur. Eğer başka bir durum varsa. Aldatıyor yoksa. o zaman. Bu da değil. Yani mesela arkadaşlar Ay, ama Serhat sen de çok iyi niyetlisin bak, yani. Sürekli, o da bu da değil. Sen de konuyu sürekli böyle bunu her her bunu yapan aldatır, bunu yapan. Biz o zaman ne yaparız? Eğer bunu yapan adam aldatmıyorsa ben, ben bu mesleği bırakırım Serhat. <laughs> ben o kadar kesin konuşmuyorum ekrandasın diye bu kadar bence yani seni anlıyorum. Uzman kimliğinden hiçbir şey kaybetmek istemiyorsun. Hayır, genel geçer kavramları ben çok Nasıl riskli Nasıl genel buluyorum. geçer? Yani şöyle düşünelim. Bak ben şimdi 20 yıldır bu işi yapıyorum. on binlerce insanla çiftle çalıştım. Bu adam aldatmıyor diyorsun. Bu adamın aldatıp aldatmadığına dair elimizde benim önüme gelmediği sürece ben yorum yapmam. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu kadını çözmesi gereken şey şu. Bu adam neden bunu gizliyor? Ha diyelim ki takip etmesini istemiyor. Tamam ama bu problem çözülmeli. Adama diyecek tam aç şu telefonunu. Gel biz beraber sen Instagram hesabına bakarım sen başında dururken. Ama bunu önceden söylemeyecek. O an söyleyecek. Bak o an söyleyecek. Çünkü önceden söylerse o geçici olarak takip ettik yerine bırakıyor. Fotoğrafları arşivliyor falan. Biz de artık her şeyi biliyoruz öğrendik yani. Danışanlarımızdan öğrendik. Bize soru soran insanlardan öğrendik. Teknoloji öğrendik. Şimdi ne oldu? Açsın. Esrarla orada bir şey saklıyorsa o zaman bir şey var. Bu aldatma olabilir mi? Büyük ihtimalle bir e, eşinin görmemesi gereken bir durum olabilir. İkinci nokta bak orayı da hep kaçırıyoruz. Bazen bir aldatma yoktur. Bazen kadının hoşlanmadığı kişilerle ilgili orada sahneler vardır. Mesela kocası annesiyle kendi annesiyle fotoğraf paylaşıyor. Bu görürse sorun çıkaracak. Bak bir de bu açıdan bak ben bunlarla da çalışıyorum. Bu da çalış... kötü. Bu da kötü. Ama... Ne münasebe sen kendi annenle fotoğraf paylaşıyorsun karınla. Karısıyla da paylaşmış olabilir o ayrı bir şey. Ama mesela bazen diyorum ya en küçük ihtimaller bile önümüze geliyor. Diyor ki hocam diyor, eşimin beni takip etmesini istemiyorum. Niye? Ya ben diyor annemle kardeşimle işte yeğenlerimle fotoğraf paylaşıyorum. Eşim her seferinde diyor ki onu niye koydun? Onlar bana böyle davranırken sen nasıl onun fotoğrafını paylaşıyorsun? Her sefer her... Haklı kadın. Haklı olmuyor işte. Nasıl haklı olmuyor, olmuyor ya? Yani, ya bu erkeklere bak de biz, ben gerçekten erkek anlamıyorum. erkek olarak sizi değil, ya. ben uzman olarak söyleyeyim. Sen eşinin annesini sevmiyorsun diye eşin sen onu, onu sevmediğin diye annesiyle ilişkisini kesemez. E öyle bir haklı talebimiz olamaz. Doğru. Yani o zaman senin her sevmediğini eşin hayatında çıkarması gerekiyor. Ama hayır. O zaman da bir gün biz birbiri... bana saygısızlık yapana sen de bir mesafe koymalısın. Saygısızlık yapmış olabilir sana. Bak. Annem eşime saygısızlık yaptı. Ben anneme gereken duruşu gösterdim. Tamam mı? Ben annemle ilişkimi yine sürdürebilirim sorun değil. Saygısızlık yaptı ve bu tepkiyi vermeme rağmen eşim bana şunu diyemez. Ben onu affetmeyeceğim dediğinde tamam sen affetme ama ben gereken duruşu gösterdim ama ona ilişkimi yürüteceğim demem lazım. Tabii. Çünkü benim kayınvalide bana saygısızlık yaptığında ben onunla görüşmeyeceksem eşimle mi görüşmeyecek annesiyle? Yani bu hal, biz eşimizi kendimizin bir ürünü gibi görüyoruz. Peki bu konuya Sanki gelelim. Sanki onun sahibiyiz gibi. Bu konuya gelelim. Sosyal medya konusu çok önemli bak. Birçok erkek karısını sosyal medyadan takip etmiyor. Kendisinin de onu takip etmesine gerçekten izin vermiyor. Bir de sosyal medyasında şifre var. Ne münasebet. Ya, sen her şeyini bütün çıplaklığıyla benle paylaşıyorsun. Affedersin gece aynı yatağa beraber gidiyoruz. Ben Ve sen bana şifre koyuyorsun sosyal medyada. Ben şunu anda. söyleyeyim. Ben eşlerin birbirinin telefonlarının şifrelerini bilmelerine bilmelerini doğru bulmuyorum. Herkesin özel sınırları olmalı. Bak kadınlar böyle düşünüyor bak. Neden biliyor musun? Serhatcığım. Gü biz güvenmek zorundayız. Bak kontrol ederek, şifreleri tamam, alarak. Tamam bir şey yapmıyorsanız o zaman niye şifre şifre bende? Niye bilmiyorum. Bak şurayı kaçırıyoruz. Sen şifreyi verdin ya eşine. O Hı. yapacağı varsa yine yapacak. Sen her şeyi bil. Bir program al. Adamın telefonuna yükle. Yaptığı bütün eylemler, görüşmeler sana düşsün, yazışmalar sana düşsün, mesajlaşmalar sana düşsün. Öyle programlar var. Her şey sana düşsün. Senin şifren var mı eşinde? Var. telefonu e, tamam. şifresi var. Bir şey söyleyeceğim. Ama değiştirebiliyorum da. Ama ben. hayatım ya sen mesela bir uzman olarak... Ama sen neden eşim, var diyeyim? Ama Serhat'cığım sen böyle diyorsun birçok erkek diyecek ki şimdi bak uzman böyle diyor ama şifremi neden, vermiyorum diyecek. Neden söyleyeyim? Ben bütün zamanlar... Sen vermişsin ay, ama. Ama neden söyleyeyim? Bak bu nedenini de söyleyeyim. Ben telefonuma eşim dokunmaz. Neden? Ben görüşmede oluyorum. Online seansta oluyorum. Tamam. Eğitimlerde oluyorum. Tamam. Ve telefon eşimde oluyor. O okay. bakıyor. Okay. Şifre tamam. onu olmak zorunda, tamam. tamam mı? Bundan dolayı, eğer mesela ben yazın şey yapıyorum, şifreyi değiştiriyorum çünkü biz tatile gidiyoruz, çocuk sürekli almaya çalışıyor. Hayat önemli değil, yani şu Bugün var. Bu güvensizlikle ilgili değil ama bak, bu güvensizlikle ilgili değil. Bana yardımcı olması için bunu veriyorum. İkisi farklı şeyler. Ya ben ba eşimin şifresini bileyim de girip bakmayayım ama hayır. bileyim yani. Ama hayır, ben de diyorum ki bunun nedenine in inmemiz gerekiyor. Ben eşime güvenmiyorsam şifre bu işi bu güveni sağlamaz, bu sahte bir iyileşme halidir. Ben eğer bir şey yapacaksam o şifreyi ona veririm. Başka bir telefonla yaparım. O telefonu ona teslim ederim. Giderim başka bir yolla yaparım. Bunun hiç kimse bir diğerinin aldatmasını engelleyemez. Böyle bir yöntem yok dünyada. Yapacağım varsa yaparsın. Karşıdaki ağzıyla kuş tutsa sen buna niyet etmişsen bunu kesin yaparsın. Ve yüzde 99 o da yakalayamaz. Bana kalırsa o şifreyi vermiyorsa bir ceviz bir fındıklar kırıyor. Bir problem var ama bu problem neden dolayı? Bak birçok alt neden var. Evet bir özel, özel bir durum var. Bir ikincisi eşi her şeye yorum yapıp eleştiriyor olabilir. Niye onunla fotoğraf paylaştın? O arkadaşın bana işte o arkadaşın çapkın sen onunla niye oraya gittin fotoğraf paylaştın? Bunu da diyenler çok. Anlatabildim mi? Şimdi tek bir nedene indirgersek bütün gizemlerin altında hep aldatma varmış gibi görürüz. Hayır. Şimdi kadın diyor ki eşim diyor profiline işte ee, annesini koyuyor diyor. Ama annesi diyor bana zamanında neler yaptırdı diyor. Erkek de diyor ki hocam işte ben onun için diyor listeden çıkardım. Çünkü her gördüğünde hala kaldırmadın mı diyor. Suni sorunlar yaşıyoruz biz diyor. Ben diyor o fotoğrafı kaldırsam annem demez mi ya? Sen hani bir, bir fotoğraf koymuşsun. Peki sen bunca yıllık danışansın. Danışman. Yani danışmansın, danışansın diyorum. Danışman, danışılan kişisin, hani ha. akil kişi. Gelip insanlar sana anlatıyorlar dertlerini. Kadınların hep hislerinin doğru çıktığını Görmedin mi? Yok bu yüzde yüz doğru bir şey değil. Altıncı bir ya, şey yoktur. Yüzde yüz doğru bir şey değildir ama bak şöyle. Mesela ben kocamın arkadaşından bir zarar geleceğini, onun mesela genelde ne deriz? Bu adamla aynı masaya oturma, şundan şundan dolayı deriz ve o mutlaka çıkar. Ben bunu hissedip de çıkmadığını görmediğim arkadaşım yok. Bak, ben bu, de dahil olmak bu çok, üzere. Bak bu da çok büyük bir iddia. Neden biliyor musun? Şundan dolayı. Sen bunu söylersin. 2000 yılında. 2015 yılında 15 yıl sonra olduğunda bak ben sana söylemiştim dersin. Ben de sana derim ki ama 15 yıl olmadı. O zamanlar peki sen iddian ne olacak? Hani bazıları var ya der ya işte işte 10 tane iddia iddiada bulunur. 2023 yılında bu olacak, 2024'te şu olacak, 3 ay sonra bu olacak. 100 tane iddia iddia atar ortaya. Bunlardan bir tanesi tutar onu ön plana çıkar. Peki tutmayan 99'u ne yapacağız? Kadın ortaya bir iddia atar. Yıllarca bu tutmaz. Yıllar sonra tuttuğunda da bunun onun tahmini olduğunu o kendisini böyle bu şekilde savunur. Veya erkektir. Bak o erkeğe mesafe koy. İleride bak o sana asılacak yazacak falan der. E, 20 yıl böyle bir şey olmamış. 20 yıl sonra olduğu zaman da siz 20 yıl önceki cümleyi getirip onun önüne koyamazsınız. Kadınların altıncı hissi diye bir şey yok. Ne, ne var? var? Hayır ne var biliyor musun? Kadın o küçük değişimi görür. O bak o altıncı istediğim şey şu. Kadına böyle ilham geliyor. Hmm, yakaladım diyor. Bu değil. Aynen öyle oluyor. Hayır bu değil. Kadın <laughs> oradan ilham geliyor. Gerçekten öyle oluyor. Ben öyle yakaladım mesela. Ama neyi fark ettin ilham İlham geldi. Hayır parçaları birleştirdin. Neyi fark ettin? Parçamı o... birleştiriyorum. İlham mı geliyor, vahim mi? Bir şey oluyor yani. Ben şunu Kadına sor... geliyor. Bak ben şunu söyleyeyim. Siz ka kabul etmiyorsun ama. Tabii, şöyle söyleyeyim. İlham dediğin şeyi tanımlayalım. Belki daha anlaşırız burada. O ilham dediğin şey ne biliyor musun? Adamın son zamanlarda sana tuhaf davranması. Bak ilham değil o. Somut bir şey var orada. Yo. Adam sana soğuk davranıyor veya i̇ç o ses. Bak ya da o, ama o iç sesin bir kaynağı var, bir delili var. O iç ses kendiliğinden çıkmadı. O iç ses neye dayandı? Herhangi bir anormal, hayatın olağan akışına aykırı olan davranışları gördüm. Hocam lütfen şunu söyler misiniz şifre konusunda? Siz eşinize vermişsiniz şifreleri. Ben şunu söyleyeyim. Lütfen e, ekran başındaki erkekleri de bu konuda kışkırtmayın. Siz nasıl verdiyseniz onlar da versinler. Ben şunu söyleyeyim. üzmeyin yahu. Ben şunu söyleyeyim. İnsanlar birbirinin özel alanlarına saygı duymalıdır. Özel alan nedir? Bakın şifre. Sen özel alan nedir? Ya şunu ben söyleyeyim. senin karınım. Hayır bak bu hakka sahip olmuyorsun işte o zaman. Olamazsın. <laughs> Yemeğe, sen büyük benim. kavga çıkacak bak, burada. Bak sen benim. Halısa grubumdaki yazışmalar okuma hakkına sahip olamazsın. Biz orada müstehcen şeyler paylaşıyor halı olabiliriz. Halısa grubundaki onları ama söylemiyorum. O, ben ama, sosyal medyandaki şifreden bahsediyorum. Bak ben şunu söyleyeyim sen o telefonu eline aldığında her zaman onun alanına girersin. Ben eşimin arkadaşlarıyla yazıştığı muhabbeti niye göreyim? Bir şekilde o telefona bakarken düşüyor o ekrana. Anlatabildim Bir görsel düşüyor, bir şey düşüyor. Sen öyle zannediyorsun. Diyorsun ki ben de diyorum ha güven sağlanacaksa alsın baksın biraz kullansın ama yine insanlar insanlar birbirini böyle sevmek zorunda. Bak güvenmek zorundayız. Eğer şifreyle güveniyorsan sen güvenmiyorsun şifre sayesinde kontrolle güvenmiş oluyorsun hep kontrol edeceksin ki kendini güvende hissedesin. Bir insanın güvenilir olup olmadığını nasıl anlarsın biliyor musun? Kontrol etmeden anlarsın. Bak en en net cümlem budur. Nasıl? Bir anlarsın insanın bu, güvenilir şey olup olmadığını onu kontrol etmeden Nasıl yani? Kontrol etmeyeceksin. Doğal haline bakacaksın. Çünkü sen kontrol ettiğinde beyin ne diyor biliyor musun? Sen kontrol ettiğin için bu insan şu an sana senin istediğin gibi davranıyor. E sen bana şifreyi vermediğinde beyin ne diyor biliyor musun? Bu şifre... adam bir haltlar karıştırıyor. Ben de sana diyor. şunu diyeceğim. bu şifreyi isteme ne? Görmek i̇steme nedenimde mi? Nedenim evet. Kontrol ettim. E merak ediyorum orada bir mecra var, orada açık bir ne? alan var. Şunu... Sen ne yapıyorsun orada? Tamam ben de şunu söyleyeceğim. Sen benim ne yapacağıma güvenmiyorsun işte. Sen benim bir yetişkin olduğumu kabul etmiyorsun. 12 yaşındaki bir çocuk sanki sosyal Güvenliğe medyada... Güvenmiyor da olabilirim hayatım. Güvenliğe. Çünkü bugün bu güveni bana sen vermiyorsun. Ha, o, o zaman şuraya gelelim. O zaman... Bununla da o güveni tamir edemezsin. Eğer ben senin güvenini kırdıysam oturup onu konuşalım. Eğer ben senin güvenini kırmadıysam sen beni kontrol etmeden bana güvenmeyi öğrenmek zorundasın. Hayatım hangi erkeği karşına alıp da hayatım benim seninle güven problemim var. Gel bunu konuşalım. Ya yürü git Allah aşkına işim yok. Demezse ben ne olayım yani. <laughs> Eninde sonunda oturmak zorunda. O bedeli ödeme, ödemektense onu konuşup çözmek zorunda. Biz neyi aşamıyoruz farkında mısın? Biz karşıdakini kontrol etmeden ona güvenmeyi aşamıyoruz. İçimiz her zaman şüphelerimiz bizi bloke ediyor. Şunu dememiz gerekiyor. Siz de yazar mısınız bize lütfen? Beyaz TV'nin Instagram sayfasında benim son fotoğrafım var. Lütfen oraya siz de bu konuyla ilgili soru, görüş, önerilerinizi, düşüncelerinizi lütfen yazar mısınız? Rica ediyorum. Pardon. E, kontrol etmezsen, olduğu gibi kabul edersen içindeki güven böyle oluşur. Kontrol ettikçe kontrol güvenin sağlayıcısı değildir. Güvensizliği pe pekiştirir. Çünkü bu sefer güvenmek için ona kendini güvende hissetmek için hayatın boyunca hep kontrol etmek zorunda kalacaksın. Çok ciddi bir enerji kaybıdır bu aslında. Hırsıza kilit dayanmaz diyenler var. Evet ee, bitti. Şifre de olmuş olsa başka telefonla da yapar ama aynen, kesinlikle aynen. şifreler açık olmalı. Aksini kabul etmiyorum böyle bir şey olamaz diyen bir erkek seyircimiz. O erkeğin kendi ilişkisi veya karakteriyle ilgili olabilir. Bunu kabul Anne. etmek zor ama bak o kendi <laughs> ama kendi kişisel görüşü zaten saygı duyuyorum. Diyorum ki kendi karakteri her şey açık olursa ben e, ancak güvenirim diyor. Bazı insanlar belirsizliğe gelemiyor. Acaba orada ne yapıyor düşüncesi onu yiyip bitiriyor. Bir şey yok. Mesela alıp baktı diyelim. Aldım baktım. Ben verdim sana şifremi. Aldım baktın. Ha tamam sen bir halt yemiyorsun deyip telefonu bana Mev geri verdiğinde ha, mevzu o değil. Bir dakika. Telefonu bana geri verdiğinde içindeki şüphe geçecek mi? Geçmeyecek. Mevzu o değil. Üç gün sonra yine isteyeceksin. Bak hep o o var ya bağımlılığa dönüşüyor. Ya bir süre şimdi sonra. bir şey oldu özel alan ya annenin babanın özel alanım vardı Serhatçım. O günkü şartlarla bugünkü şartları ilgilendirmeyiz. Geçen İlişki, yılki pantolonun hayır aynı coğrafyada oluyor. yaşıyoruz. Coğrafya değil bakın biz dünkü insan bile değiliz. Anne babamızın 50 yıl önce yaptığı evlilikteki bu dinamiklerle Bu özel alan da yeni çıktı yani özel alan. Hayır özel alan bakın insanlar bugün bu ev, bu ülkede niye bu kadar çok boşanma ve evlilik sorumu biliyor musunuz? Özel alan olmadığı için. Hayır evet insanların kendine ait bak kendine ait arkadaşlıklarını rahatsızlık olarak görüyoruz. Kendine ait kendini mutlu etme alanları yok. İki taraf birbirine bağımlı olmuş. Herkes her şeyin, herkesin iki taraf birbirinin her şeyine müdahale ediyor. Kadının kendine ait arkadaşları olsun, kadının kendine ait hobileri olsun. Üretebiliyorsa işi olsun. Değil mi? Sosyal alanı olsun, erkeğin de olsun ve ikisinin de bir de ortak kümesi olsun. Böyle güçlü bir ilişki oluşturabiliriz. Yoksa Kadın evlendikten sonra o arkadaşlarınla görüşme, işe gitme, zaten eğitime ne gerek var, otur çocuğunu doğru derseniz o kadın izole eder, o erkeği de, o ülkede bağımlı hale getirirsiniz. Bazen ne olmak istiyorum? ya? burada bir sonucu olsun istiyorum. Ben karşı tarafta oturmak istiyorum. Karşı taraftaki konukla konuşmak istiyorum. Harika. <laughs> Yemin ediyorum çünkü böyle ev sahibi olunca kuracağın cümlelere de çok dikkat ediyorsun. Hani ay yani kırmayayım aman yanlış bir şey ağzımdan çıkmasın diye. Yok sen ben rahat bu... ol. Biz eski dostuz. Evet eski dostuz doğru ama ben özel alan mevzuna inanmıyorum kardeşim. Bütün çıplaklığımla ben eşimle aynı yatağa giriyorsam o benim bütün özel alanlarımı biliyorsa hayırdır ne özel alanı? Yani bu özel alan da sosyal medyada yeni çıktı yani. Yok, o bu, benim özel alanım. Ben ben bunu çok ne söyleyeyim. Eşinize güveniyorsanız o güveni kontrol etmeden güvenerek öğrenmek zorundasınız. Başka çaresi yok bunun. Çünkü kontrol edersen her şeyi kontrol etmeye dönüşürsün ve kontrol bir bağımlılıktır. Bugün telefonu kurcalarsın, yarın başka bir şeyi kurcalarsın ve şöyle de bir şey var. Aslında problemin kaynağı da şu. Kontrol ettiğinde bir süre sonra güvenmen lazım değil mi? Tamam kontrol ettim güvenmen lazım. E kontrol ettin güven güven oluşmadı. Ertesi gün yine kontrol ediyorsun. 20 yıldır eşinin her şeyini kontrol eden kadın var. Ona şunu diyorum. Kontrole rağmen güvenemediysen demek ki 20 yıldır bu güven oluşmamış. Niye daha bu yöntemle devam ettin o zaman? Peki. Yani bir yöntem bir yerden sonra sonuç vermeli. Ama kontrol sonuç vermiyor. Ee, bir telefonumuz var. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyuruz efendim sizi dinliyoruz. Ee, ben eşimle problemli bir evlilik yaşıyorum. 10 ee, senedir evliyim. 11. değil. 3 tane çocuğum var. Ee, ama bir türlü bu aldatma mevzusunu halledemiyoruz. Sürekli, sürekli, sürekli devam ediyor. Ee, hatta şu anda da var bir tane. Sürekli onunla görüşüyor. Söyle böyle yani. biliyor mu eşiniz? Benim bildiğimi biliyor. Ne diyor peki? Açıklaması nedir? Hiçbir açıklaması yok. Hiçbir sebebi yok. Oturdum, konuştum, günlerce. Ee, sürekli konuşuyorum. Hatta akşam konuştum. cevap Neden yapıyorsun? hiçbir cevabı yok. Peki kaç yıldır yapıyor bunu? Kaç yıldır aldatılıyorsunuz? Yani toplamda 9 yıldır diyebilirim yani. 9 yıldır aldatılıyorsunuz. 10 yıldır evlisiniz. 3 tane çocuğunuz var. Evet. Siz bir yandan evet. aldatılıyorsunuz, bir yandan çocuk yapmaya devam ediyorsunuz. <laughs> ya hani derler ya belki düzelir en tamam Biraz de bakın öyle işte ben, de, ben hep şuna odaklanıyorum. Ee, sevgili konuğumuz hep şuna odaklanıyorum. İşe yaramayan bir yöntemi bir kere denersiniz. Yani bir salatalığı ısırdınız acıdır diye. Yemeye devam eder misiniz? Etmezsiniz. Bir çocuk yaptınız aldatılmayla ilgili bir problem değişmedi değil mi? Eşinizi aldatmaya devam etti. Evet. İkinci çocuğu niye yaptınız? Yani sizi yargılamak için demiyorum. Sadece farkındalık olsun ki bari dördü yapmayın. Onun için diyorum yani. Abi, Bu... Allah korusun. Ama işte bakın 9 yıl 10 yıl evlisiniz. 9 yıldır bir fil aldatıldım diyorsunuz. 9 yıl 10 yıl evet. içerisinde de 3 çocuk yaptınız. Bu ortalama altı evet. yıl, 3 yıl hamileydiniz, 3 yılda doğum diyelim. Yani sonuçta evet. evliliğinizin belki yarısından fazla hep siz ya çocuğu doğururken uğraştınız ya işte hamileydiniz. Bu, evet. bu problem böyle çözülmüyor. Bakın bu, bu problem, problem nasıl çözülür? Evet, yıllardan beri e, kocam beni aldatıyor. Farklı kadınlarla aldatıyor. E, her aldattıktan sonra da belitelimiz devam etti. Her yeni yıl hayatımıza yeni bir çocuk kattık. Ama gördüm ki bir şey değişmedi. Bir şey değişmedi. Evet. Kocam aldatmaya devam etti. Evet. Şimdi 10 yıl evliyiz dedi. 9 yıldır eşim beni aldatıyor dedi. Baş etme yolu olarak da çocuk yapıyoruz dedi. Bir fil. Ama sonuç değişmiyor. Sormama rağmen de dedi. Bir şey demiyor. Bu durumu bu şekilde yansıtıyor. Yani aslında karşıdaki insan bunu hata olarak görmüyorsa, bunu yapmaya devam edecekse bu saatten sonra problem artık adamın çözeceği, erkeğin çözeceği bir şey olmaktan çıkmıştır yapan kişi artık ben yapıyorum durum bu yani açıkçası şunu diyor yani ben bunu yapmaya devam edeceğim karar serin isterse bunu böyle kabul et istersen de büyük ihtimalle boşan demek istiyor hanımefendinin burada bir yol haritasına girip karar vermesi gerekiyor çünkü ne yaparsam yapayım yine de aldatıyor diyorsanız zaten bu kontrol artık bu sizden çıkmış bir şeydir sizin orada yapmanız gereken şey şudur iki şeyden birini seçeceksiniz ya bu insanın sizi hayatı hayatınız boyunca bu evlilik devam ettiği sürece aldatmasını kabul edecek ve bunu kendiniz yani ne kadar mümkün ayrı tartışma konusu. Ya bunu kabul edeceksiniz. Yani ben bu evliliği yürütmek adına gerekirse işte hayatım boyunca aldatmasına göz yumacağım diyeceksiniz ya da yolunuzu ayırmak zorunda kalacaksınız. Neden? Çünkü karşıdaki insan bunu yapmaya devam ediyor. Bunu bir hata olarak görmüyor. Yakalayıp ortaya koyduğunuzda da bununla ilgili herhangi bir pişmanlık, özür veya bir çaba içine girmiyor. Bir keresi hatadır, sonrası alışkanlıktır. Bir kere hatadır, sonraki hatadır, şey e, alışkanlıktır. Artık daha da devam ediyorsa bu artık tamamen tercihtir, karakterdir. Çünkü kişi bir şeyin yanlış olduğunu bile bile yapıyorsa artık bu bir tercihtir. Ortada bir süreç varsa bu bilerek, isteyerek yapılan bir eylemdir. Evet. Bunu böyle görelim. Orada da ekstradan şeyi belirteyim. O e, özel hayatla ilgili sınır belki bir belirsiz kalmıştı. Ben yine söylüyorum. İnsanlar birbirini kontrol ederek güvenmekten vazgeçmelidir. Dıştan kontrole kimse daha sadık olmaz. Yani insanlar birbirine güvenmek zorunda başka çaresi yok. Ama insanın... Ortada bir sorun çıkarsa o zaman onu konuşalım. Ama ortada bir sorun yokken, ortada bir sorun yokken kişilerin birbirini kontrol etmesi ilişkinin doğal akışını bozar. Bir sorun çıkarsa her zaman şunu söylerim. Ya şöyle olursa ya böyle olursa ya aldatırsa ya birini bulursa sorular bize geldiğinde o sorulara vereceğimiz cevap şudur. Olursa onu o zaman düştür. Şimdi insanın özel zamanı olmalı, evet. özel zamanı. Ama özel zamanı olmasıyla özel alanı olması aynı şey mi sence? Ya arkadaşlarınızla mesela sizin o elin... özel zaman arkadaşlarınızla. ama sosyal medyanın diyelim, diyelim ki WhatsApp grubunda el var. alemin insanları var orada. Hayır bakın ama herkesin hesabında var. Yani el alemin insanları sokakta da aynı insanlar var. Kafede oturuyorsunuz aynı kitle orada da var. Ya Serhatcığım sen Herkesle... Instagram hesabındaki şifreleri gizli tutup da karısına vermiyor. Evet, neden vermiyor? Karısının Instagram'ını almıyor. Bak şunu, bu adam aldatmıyor bak, diyebilir misin? Bak ben şunu söylüyorum. Ben neye bakarım biliyor musun? Ben bu durumdaki probleme bakarım. Problem var mı yok mu ortada? Ortada problem e var adam mı? Adam yırıp yüzünü belli Hiç, etmiyorsa. Bak, ev, hiçbir problem olmadığı halde bazı insanlar kontrolcü yapıya sahiptir. İlla kontrol ederek kendini güvende hisseder. İlla ki her şeyi bilmek ister. Ortada bir sorun yoktur. Yani bu da neye dönüşür? Sırf sen kendini rahat hissedeceksin, iyi hissedeceksin diye... ...karşıdakini sürekli kontrol etmekle rahatsız etmiş olursun. Seyirci ne diyor çok merak ediyorum. Zeynep Hanım demiş ki benim eşim şifresini verdi. İş yerindeki arkadaşları karıştırdığı için e, şifre var telefonunda. İnsan isterse hocamın dediği gibi her şekilde yapar Nurcum demiş. Bitti bu kadar. E, nevin Hanım, Nevin Özgür hocam yanlış düşünüyor demiş. Ama neden? <laughs> Öyle yazmış valla. E, ya ben şuna inanmıyorum bak... Sen bütün şifreleri bil. Adama GPS tak. Yine aldatacak saldatır. Kontrolle sadakatin olmayacağını ısrarla vurguluyorum. Bizler kolaya alışmışız. Ben her şeyi bileyim kendimi rahatlatayım. Bu beni rahatlatsın diyor. <laughs> Nuray Hanım çok güzel bir şey yazmış. Demiş ki davranışından sözünden duruşundan vücut dilinden şüpheleniyorsam o şifre buraya gelecek Bitti bak buna katılıyorum. <laughs> bak bunu ama ne dedin? Ne kadar tatlısınız. Ne bak güzel. Buna ne dedim? Bunu tam da bunu vurguluyorum. Ortada somut bir şey olacak. Adamın davranışı şüpheli. Adamın duruşu şüpheli. Gece telefonla oynuyor. Sürekli telefonun başında bir şeyler çeviriyor. İşte baktığında hemen birden telefonu kapatıyor. Burada bir anormal durum var. Buna itiraz etmiyorum. Ama, ama hiçbir şey yokken getir bakayım şu telefonu. Ama Ali Hanım diyor bakacağım. ki şifre koymak bile bence bir sorundur diyor. Neden? Neden? İnsanlar şifreyi eşine ve çocuğuna karşı kullanmıyor Ya ki. sen kasaya şifre koyuyorsun şifresini bana vermiyor musun? bir Şunu söyleyeceğim. O telefon, senin şifren olmasa o telefon düştüğünde burada çok büyük bir risk almış oluruz, Doğru mu? Bak telefonun cebinden düşürdün. Telefonun da şifre olmasın demiyoruz ki Serhatcığım. Ben karısı olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre evet. ben onun karısıyım değil mi? Ben evet. karısıyım. Evet. Neden onu Benden her şey... daha yakın ona kim olabilir? Tamam da ben de diyorum ki ortada bir problem yokken neden onun hayatındaki her şeyi kontrol etme gereği hissediyoruz? Ben o şifreyi bir... istiyorsam demek benim için, için bir problem Oraya var. Oraya gelelim işte ben de diyorum ki içindeki problemi konuşalım ama şöyle yaparsak ya bu benim en doğal hakkım ben istediğim zaman bakarım hakkı olmamalıdır diyorum. Ama sen dersen ki bak hep aynı noktaya geliyoruz dersen ki ya bir tuhaflık var işte duruşu, davranışı ile ilgili bir problem var. O zaman o şifre isteme hakkına sahipsin. Buna itiraz etmiyorum. Ama ortada bir neden yokken istediğim zaman telefonunu alıp bakarım. İstediğim zaman oku, işte her şeye bakma hakkımız olmamalı. Birbirler, birbirimizin sınırına saygı duymalıyız. Sorun varsa sorunu çözelim. Ama sorun yoksa niye biz ortada hiçbir sorun yokken... ...birbirimizin alanına giriyoruz. Erkek için de kadın için de geçerli Tabii ki de. Bu, değil mi? Yani erkek gelip de niye kadının... ...arkadaşlarıyla yaptığı iki dedikodu... ...iki muhabbeti okusun ki? O zaman kadınlar da telefonuna şifre koysunlar... ...kocalarına vermesinler. Hayır koysunlar tabii ki. Birbirine güveniyorlarsa... ...sıkıntı yok. Ama inadına yapılan... ...hiçbir şey fayda getirmez. Sen bilmiyorsan... ...ben de bilmiyorum. Bu problemi çözmez. Ya ne güzeldi anne babalarımızın ilişkisi. Telefon değil yoktu diye. Gerçi, yok telefon yoktu diye <laughs> değil ya. Orada başka bir duygu akışı vardı... Anne babalarınızın ilişkisine bakın yani geçmiş yıllarda ya da büyüklerimizin baba annemiz işte anneannemiz dedelerimizin ilişkilerine bakalım. Artıları da var eksileri de var. Her iki açıdan bakmak gerekiyor. <laughs> Her şeye muhalif gibi görünüyor bugün ama ben daha yani Hayır yani... ben şunu anlamıyorum sen e, bu arada ee, Serhat'a müsaadenizle sen diyorum evet, hayatım evet, evet. diyorum canım diyorum çünkü çok eski dostuz biz çok eski arkadaşız. Şimdi ekran arkasında e, böyle konuşurken evet. ekran önüne çıkıp merhaba Serhat Serhat Beyciğim hoş geldin Olmuyor. demek. Yani benim samimiyet duygum da geçmeyecek o yüzden sizin de müsaadenizle ben kendisine böyle hitap ediyorum. Ee, sen yani karına bütün şifreleri vermiş bir adam olarak bu işin uzmanı olarak ben yani ah. çıkıp burada diyor sanki ama yani yine... karınıza şifreyi vermeyin diyorsan vallahi bu tartışma konusu yani ama bir yani. şey söyleyeceğim bak bir şey söyleyeceğim o benim, benim, benim eşimde sosyal medya hesaplarımın şifresi yok sadece telefonumun şifresi var. Yani Ve o istese telefon... vermez misin? Bağlar mısınız Serhat'ın işini? Hayır niye istesin niye vereyim? Bir daha ten... İstersen şunu diyeceğim ne, neden istiyorsun hani bir, bir, neye bakacaksın? Bir şey mi var seni rahatsız eden bir şey mi oldu? Gel bunu konuşalım. Sırala da istiyorsa al bak diyeceğim. Ama bunu kaç kere yapabilirsin? Her hafta bir ver bakayım bu hafta sen ne naneler yedin diyebilir mi bir insan? Al bak derim. Hayatım ben bir, bir arkadaşım üzerinden örnek vereyim. Yıllarca kocasını hiç takip etmedi, hiçbir şey yapmadı, hiç şüphelenmedi. Evet. Adamın bir de çocuğu çıktı. Tamam. Peki yıllarca takip 15 etmedi. 15 yılı gitti kadının. Tamam da ben de şunu diyorum. Sen de yıllarca takip etmedin. Hiçbir şey çıkmadı. Bu da var, bu seçenek de var. Biz niye sürekli hayatımızdaki kişiye karşı hep tetikte olalım? Tetikte değiliz ki. E tamam, takip etmemek sağlıklı bir şey. E ben sen her... vermeyince benim midem bulanıyor hayır, yani. Bak... Demek ki ben otomatik olarak şunu düşünüyorum. Ama altında bir sen... neden olmalı. Bak ya benim sevgimden şüphe etmelisin, ya benim davranışlarımdan e şüphe sen etmelisin. sen de vermiyorsan altında bir neden tamam, var. Hayır, sen neden istediğini önce netleştireceksin. Diyeceksin ki ben senin şifrelerini almak istiyorum çünkü. Çünkü benim ben ben sürekli konuyu nereye getiriyorum biliyor musun? Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Bununla neyi çözeceksin? Çünkü benden bir şey gizlemediğini biliyorum. Bittin. Bittin. Rahatsın. Tamam. Değil bitti. Mi? Evet. Sen zaten... Ya bu benim... yüzden istiyorum yani. Tamam. Sana güvenim sonsuz Güven, hayatım. Güvendiğin insanı kontrol etmezsin. Bak burada anlaşamıyoruz. Güvendiğin birini kontrol etmesin. Sen emeğini kontrole harcayacak yerine, harcamak yerine onunla mutluluk üretmeye harcarsın. Niye gidip de bütün gün onu mu yaptı, bunu mu yaptı, şunu zihnini bununla meşgul edersin ki oturup ne güzel işte zaman geçirelim, sohbet edelim odaklarsın. Kontrolcü insanlar emeklerini ve enerjilerini hep o alana harcadıkları için evlilikler hep kötü gidiyor. Çünkü hep onlarla meşgul oluyorlar. Hangi alana harcasınlar? Beraber daha güzel ne sohbet yapabiliriz? Daha güzel nasıl mutlu olabiliriz? Adamın daha... elinden telefon düşmüyor. ya kadın adam, adam geliyor benle ilgilenmiyor. Kadın veya erkek diye ayırt etmiyorum. Bakın. Ama erkekler daha çok Güven... yapar. Güven... Güvensizliği için bak bizim konumuz güvensizlik. Biz güvensizlik ile ilgili şunu söyleyeceğiz. Ortada somut bir şüphem olmadığı sürece somut bir şüphe değil düzeltiyorum somut bir delilim olmadığı sürece ben buraya enerji harcamayacağım. İleride bir gün çıkarsa da onu o zaman düşüneceğim. İkinci nokta. İleride ya ortaya çıkarsa ya şu olursa bilmiyoruz ki bunu. Bilmiyoruz. Biz biriyle birlikte her gün bugün ben aldattın mı? Bugün yanlış bir şey yaptın mı? Her gün bununla biz evlilik yürütemeyiz. Zihnimizi allak bullak gideriz. Ruh, ruh sağlığımızı bozarız. Karşıdakini de boğarız. Ben yine doğal akışına ki. bırakalım. Bak doğal akışına bırakalım ilişkimizi. Tadını çıkaralım. Sonra bir şey çıkarsa onu o zaman düşünelim. Kendimizi de arındırmış oluruz. Yani Hı -hı. ileride bir sorun olursa onu o zaman düşünürüz. Olmayan sorun 40 derece Temmuz sıcağında şemsiye gezdiriyorsun elinde. Ya yağmur yağarsa diye. E yağmıyor. 15 yıl sonra o sorun çıkınca ama. E olabilir. Kendini ayazda kalmış gibi hissediyorsun. Ama sen 15 yıl son 15 yıl boyunca şemsiyeyi taşıyorsun. Ama belki önce tedbirimi alsaydım ben onu daha önce fark edecektim. Bilemezsin. Belki o tedbiri aldığın halde hiçbir şey çıkmasa yıllarca tedbir sana, sana ağır bir yük getirecek. Nasıl ya? Yağmur yağmıyor, hava çok güneşli ama tamam. ben şemsiyemi bir şekilde alıyorum, koyuyorum çantama. 40... Birden yağmur yağıyor, açıyorum şemsiyemi. Şunu söyleyeceğim. Herkes ıslanırken ben ıslanmıyorum. Sen bir bir ıslanmanın önlemini alırken 30 gün boyunca Temmuz sıcağında her gün o şemsiyeyi cebinde taşıyorsun bir kiloluk şemsiyeyi Diyelim ki sabah 8'de çıkıyorsun, akşam 7'de eve geliyorsun. 12 saat boyunca şemsiye, 1 kiloluk şemsiyeyi cebinde taşıyorsun. 30 gün boyunca. Hiç vermiyor bana. 30 gün boyunca taşıdığın <laughs> şemsiyeyi niye taşıyorsun biliyor musun? 3 dakika yağmurdan korunmak için. Olsun. Attığın taş ürküttüğün kuş olayı. Belki de o Temmuz'da bir de şöyle bir şey var. Belki de yağmayacak çünkü istatistikler şunu diyor. %90 diyelim İstanbul'da Temmuz'da yağmur yağmamış. %99. Çok iyi söylemek istiyorum ama süremiz bitti. <laughs> Tahmin Seni ediyorum. Seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ee, sevgili Serhat Yabancı, Sürçülisan ettiyse affola ama gerçekten bu şifre meselesini belki haftaya da daha geniş bir şekilde masaya yatırırız. İlişkileri düzeltmek lazım. Evlilik çok önemli bir kurum. Öyle kocanızı hemen kocanıza küsüp boşanıyorum demeyin. Bir bilene, bir uzmana sorun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.